Birazdan izleyeceğiniz ders uç sonuca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, veri modeli dersinde gördüğümüz kavramları ve best practice'leri isterseniz bir listeleyelim kısaca. Bütün eğitimlerde böyle bir listeyi genellikle sıkıcı bulurum ama yapacak bir şey yok. Best practice listesinin üzerinden geçeceğiz. Eğer Excel tarafından gelen kullanıcıysanız verinin olması gereken şekli, formu çok önemli. First normal form diye bir şey gördük. O tabloyu elde edebiliyorsanız o tablodan master ve tag tabloları yaratın. İki farklı şema gördük. Star şema, snowflake şema. Ben eğitim amacıyla snowflake'i kullanacağımı söyledim ama eğer mümkünse star şemadan şaşmamak lazım. Auto-date time faydalı bir özellikmiş gibi gözüküyor. Herhangi bir tarih tablosu kullanmıyor olmamız durumunda tarih hiyerarşileri yaratmakla ilgili kullanıcıya faydalı bir şey veriyormuş gibi duruyor ama bize hiçbir faydası yok o hiyerarşilerin. O yüzden tüm modellerinizde, istisnasız tüm modellerinizde mutlaka auto-date time'ı kapatın ve nizami bir tarih tablosu kullanın. Ve tarih tablosunu da mutlaka modelinize tanıtın. Tarih tablolarının tek bir özelliği var, kritik özelliği var. Transaction tarihlerine ait yılların bütün günlerini eksiksiz bir şekilde içermesi gerekiyor. Benzer şekilde gene faydalı bir özellikmiş gibi gözüken otomatik ilişkileri algılama opsiyonunu da mutlaka ama mutlaka kapatın. Bu eğitim esnasında ben bilerek açık bıraktım ve birkaç farklı derste header detail gibi yanlış ilişkiler oluşturduğunu kendimiz gördük. İlişkiler bir veri modelinin kalbi, otomatiğe bırakmaktansa, Power BI'nin tercihlerine bırakmaktansa manuel olarak bizim bilerek, görerek yapıyor olmamız lazım. Eğer bu özellik açık kalırsa ve veri tarafında sizin fark etmediğiniz bir değişiklik olursa Power BI otomatik bir ilişkiyi sizin adınıza yaratıyor olabilir. Bu özelliği mutlaka kapatın. Power BI modellerindeki en basit pratiklerden biri, en basit pratiklerden bir tanesi lütfen ama lütfen modellerinizi sadece size raporlarınızda lazım olacak olmazsa olmaz sütunları alın. Eğer bu sütun yarın bir gün lazım olur diye düşünüyorsanız o tür sütunların hiçbirini modelinize almayın. En basit ama en çok dikkat edilmeyen best practice'lerden bir tanesi bu. Gerekmeyen birçok sütunu modelde bulundurmak. Hem dosya büyüklüğünüz artar, hem kardinaliteniz yükselir ve size hiç faydası yoktur o sütunların. Lazım olduğu zaman alın. Kardinalite çok basit bir kavram ama performanslı veri modelleri için en önemli kavramlardan bir tanesi. Olabildiğince düşük kardinaliteyle çalışmak lazım. Gereksiz sütunları almamak bunlardan bir tanesi. Bir başka çok sık karşımıza çıktığı durumsa date time tipindeki sütunlar. Eğer date time tipindeki sütunların time kısmına hiç ihtiyacınız yoksa direkt date'e çevirin. Time kısmına da ihtiyacınız varsa date time tipindeki sütunu date ve time olarak mutlaka ayırın. Bir metrik yazdınız, kardinalitesi düşük bir modelde çalışıyor, 1 saniye sürer. Aynı metrik kardinalitesi yüksek bir modelde 5 saniye sürer. Rakamları abartarak söylüyorum konunun önemini aktarabilmek için. Granülarite diye bir kavram gördük. Özellikle fact tablolarının aynı seviyede, aynı detay seviyesinde olmamasından kaynaklanan durumlar karşımıza çıktı. Hem bütçelerde hem header detail modellerinde. Bunları çözmenin birden fazla yöntemi var. Many to many kullanabiliriz. Köprü tablosu kullanabiliriz. Referans entity kullanabiliriz. Nasıl çözeceğinize veriniz açısından da düşünerek doğru karar vermenizde fayda var. Many to many'den kaçınabiliyorsak köprü tablosu kullanalım. Çift yönlü ilişkiden kaçınabiliyorsak tek yönlü kullanalım. Şimdi veri modellerinde kullandığımız veri kaynakları bazen SQL'ler oluyor, bazen CSV'ler oluyor, Excel dosyaları oluyor. Eğer bir ERP veri tabanından veri çekiyorsanız o ERP'lere lütfen tablo seviyesinde bağlanmamaya çalışın. ERP'lerdeki tablolar teknik anlamda çok fazla karışık isimler içeren, kullanıcının anlayacağı bir dile sahip olmayan yapılardır. Eğer ERP'lerden veri çekiyorsanız doğrudan tablo seviyesinde bağlanmak yerine o tablolardan kullanacağınız sütunları içeren basit select cümleleriyle oluşturulmuş view'lar kullanın. Bu view'ların başına PBI underscore deyip bir isim veriyor olabilirsiniz. Eğer veri kaynağı olarak Excel dosyaları kullanıyorsanız, yoğun veri kaynağı olarak Excel haricinde başka bir opsiyonunuz yoksa XLS veya XLSX formatı yerine CSV'yi tercih edin. Master tablolar genellikle küçük tablolardır. Bunların Excel formatında durmasında bir sakınca yok. Ama fact tablolarınızı Excel'de tutmak zorundaysanız o Excel formatını CSV'ye çevirin.
CSV XLS'e göre daha hızlı bir veri formatıdır ve bu tür flat dosyalarınızı network'ünüzde bir makinede tutmak yerine OneDrive'a kopyalayın. OneDrive halihazırda bir bulut servisidir. Gateway kurmaksızın modellerinizi güncellemenize müsaade eder. Şimdi ideal veri kaynakları ile ilgili bir sıralama yapmak gerekirse, hem performans açısından hem incremental refresh gibi özellikleri kullanabilmek açısından SQL gibi nizami veri tabanları flat dosya, flat file tabir ettiğimiz XLS CSV formatlarına göre daha idealdirler. Incremental refresh gibi bazı özellikleri sadece SQL gibi nizam veri kaynaklarıyla kullanabilirsiniz. Diğerleriyle kullanamazsınız. Kullanamazsınız derken bazı workaround'lar elbette var. Data flow'lara geldiğimizde örneğini göreceğiz veya bir how-to videosunu çekeceğiz. Eğer kullanabiliyorsak nizami SQL'lerden şaşmamak lazım. Bağlandığımız veri kaynakları, veri çektiğimiz veri kaynakları aynı zamanda bizim veri setimizin, modelimizin güncellemesini de tetikler. Hızlı bir veri kaynağı hızlı güncellenir. Power Query tarafında çalışırken kullandığınız tablo isimlerine fact, dim gibi başlıklar koymayın. Bu veri modelinde öğrendiğimiz jargonlar evet tamam ama bu tablolar, tablolardaki sütunlar rapor oluşturacak kullanıcıların karşısına çıkacak. Dolayısıyla onların önüne olabildiğince temiz bir dille ekranlar vermek lazım, tablolar vermek lazım. Bu yüzden Power Query tarafında yapacağınız steplerden bir tanesi mutlaka her zaman için modelinizdeki, sütunlarınızdaki, tablolarınızdaki isimleri kontrol etmek olmalı. Modelinize sadece ve sadece lazım olan olmazsa olmaz sütunları alın demiştim. Bunu yapmak için kullanabileceğimiz iki farklı yöntem var. Ya bu sütunlar bana lazım deyip choose columns'u seçeriz veya bu sütunları istemiyorum deyip remove columns yaparız. Choose columns genellikle remove columns'a göre daha pratiktir. Bu sütunları istiyorum diye özellikle belirtiyorsunuz. Veri kaynağında o sütunlara bir şey olmadığı sürece diğer sütunların başına bir şey gelmiş. Çok önemli olmaz bizim açımızdan. Bir başka kullanıcı tecrübesini arttıracak şeylerden bir tanesi kafa karışıklığına yol açmamak için mutlaka ama mutlaka fact tablolarındaki bağlantı sütunlarını, ilişki kurduğunuz sütunları hide edin. Kullanıcıdan gizleyin. Dilerseniz bu konuştuğumuz hareketlerin Power Query ve Power BI Desktop tarafındaki karşılıklarına da bir bakalım hatırlamak adına. Okey, tablo isimlerinden başlayalım. Fact, dim, okey, geçerli jargonlar ama bunu son kullanıcının görmemesinde fayda var. O yüzden bu kısaltmaları lütfen tablo isimlerinizde kesinlikle kullanmayın. Benzer şey sütun isimleri için de geçerli. Düzgün bir isimlendirme yapmak lazım. Termin, underscore, tarihi, olması gereken termin, tarihi, teslim, tarihi. Eğer date time tipinde sütunlar varsa ve time kısmına ihtiyacımız yoksa modelde lütfen bunları date yapın. Her zaman için time'a ihtiyacınız varsa derslerden birinde örneğini yaptık. İki farklı, üç farklı sütuna ayırabilirsiniz o sütunu. Önemli olan şey kardinaliteyi olabildiğince düşük tutmak. Sadece lazım olan sütunları seçelim. İleride lazım olabilir düşüncesiyle sütunlar varsa modellerinizde o sütunları gerçekten lazım olduğu zaman modelinize dahil edin. Bunu yaparken de choose columns'u seçiyor olmak remove columns'a göre daha avantajlı demiştim. Yapacağınız ilk step'lerden biri bütün veri kaynaklarına bağlandığınızda mutlaka sadece ve sadece size lazım olan sütunları seçmek olsun. Bana termin tarihi lazım değil. Bunları istiyorum şeklinde. Peki auto date time ve otomatik ilişkileri algılama özelliklerine bakalım. Neredeydi bu opsiyonlar? Options and settings altında options. Auto date time iki yerde var. Bir global ayarlarda var. Buradan kaldırmak gerekiyor. Mevcut dosyanızdaki auto date time'ı da kaldırmak gerekiyor. Global olarak bir kez kaldırdıktan sonra bundan sonrasında oluşturacağınız Power BI dosyalarında current file'da disable edilmiş olarak bulacaksınız zaten ama ilk seferde yapmak lazım. Gene benzer şekilde data load'un altında current file'da buradaki import relationship bunların tamamını kaldırın. İlişkiler veri modelinin kalbi, bunları bizim kendimizin görerek, bilerek manuel yapmasında fayda var. Modellerinizi, tablolarınızı en son hangi seviyede Power BI Desktop'u aldıysanız modeli kurduktan sonra lütfen fact tablolarındaki anahtar sütunları diğer tablolarla bağlantı yapmak için, master tablolarla bağlantı yapmak için kullandığımız bu anahtar sütunları mutlaka kullanıcıdan gizleyin.
Aksi takdirde kullanıcı hangi tarihi, hangi ürünü, hangi tablodan hangi sütunu alması gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşayacaktır. Bu tür ilişki sütunlarının tamamını fact tablolarından gizleyin. Veri modeli bu eğitimin en önemli derslerinden bir tanesiydi. Diğer derslerin de elbette büyük önemi var ama yanlış veri modeli üzerinde bizim diğer konularla ilgili yapabileceğimiz şeyler çok sınırlı olur. Lütfen bu dersi tek sefer izleyip geçmeyin. Tekrar tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Kendi verileriniz üzerinden öğrendiklerinizi test etmeniz ve kullanmanızı tavsiye ederim. Notlar çıkartmanızı tavsiye ederim. Ve DAX'la ilgili karışık konulara geldiğimizde, kompleks konulara geldiğimizde buradaki kavramlara tekrar bakıp izlemenizi önereceğim. Power BI, Microsoft tarafından her ay, Aralık hariç, her ay istisnasız güncellenen bir uygulama. Gateway'inden desktop'ına, Power Query'sine kadar, buluttaki özelliklere kadar birçok yeni özellik geliyor. Bu özellikler bazen daha önceki isimlendirmeleri, tanımları değiştiriyor. Bazen interface'te farklılıklar oluyor. Örneğin daha önce Gateway güncellerken dataset oluşuyor diye kaydettik ama şu an o datasetin adı semantik model. Semantik model ismini eğitim esnasında birkaç farklı yerde kullanmıştık ama şu an karşınızda farklı bir jargon varmış gibi gözüküyor. Veri modeli tarafında öğrendiğimiz hemen hemen hiçbir şey konsept olarak da, bilgi olarak da, çalışma şekli olarak da değişmez. Ama interface'te Power BI Desktop'ta olabilir, Power Query'de olabilir, PowerBI.com'da olabilir. Yakın tarihte olacak olan değişiklikler var. Örneğin ilişki kurduğumuz Power Query tarafında ilişki kurduğumuz ekranları bir ay sonra farklı bulacaksınız. Calculation Group, DAX Query gibi yeni özellikler geldi. Eğer o preview feature'ları açtıysanız farklı bir interface ile karşılaşabilirsiniz. Interface tarafındaki değişiklikleri takip etmek lazım sadece. Yapacak başka bir opsiyonumuz yok. Ama veri modeli tarafında şu ana kadar öğrendiğimiz hiçbir şey değişmez.